Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 20 Kasım 2023, ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta işsizlik sorunu her geçen gün büyüyor. Açıklanan verilere göre her yıl sürekli göç veren ilimizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan sayısı 2023 Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.90 oranında azalarak 79.784 kişiye geriledi. İmranlı'da yaşanan doğalgaz sorununu gazetemizde dile getirerek vatandaşların taleplerini gündeme taşımıştık. Haberimizin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu meclise önerge verdi. Karasu, Bakan Alparslan Bayraktar'a ilçedeki sorun ne zaman giderilip hanelere doğalgaz arzı sağlanacaktır sorusunu yöneltti. Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli seçimler öncesi iki ilçede belediye başkan adayını açıkladı. Yeniden Refah'ın Gemerek adayı Sezai Çelik'ten, Ulaş adayı ise Hüseyin Karabağ oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tatil sonrası okulun ilk gününde ziyaretlerini hayırsever Lütfü Abay İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.